Merhaba sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi bu konu şu an gündem. Simpsonlar dizisi Kahramanmaraş merkezli büyük depremi önceden bildi mi? Ben de bu konuyu araştırınca gerçekten şaşıracağınız çok enteresan detaylar karşıma çıktı. Ben de bunları sizlerle paylaşmak istedim. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi Kahramanmaraş Türkiye'de 81 tane il var ama Kahramanmaraş'ın öyle dünya çapında isminin geçmesi neden olacak ben bir özelliğini bilmiyorum. Yani normalde İzmir, İstanbul, Ankara ya da işte Diyarbakır olsa belki anlaşılabilir ama e, Kahramanmaraş isminin geçmesi bir kere garip. Bir diğer garip konu şu, bu çocuklar bir otobüs kullanıyor. Ayakları frene yetişmediği için otobüsü durduramıyorlar. Ve büyük bir kazaya sebebiyet verecekken birden uçurumdan uçuyorlar ve bir Türk gemisine düşüyorlar. Ve o an öğreniyoruz ki bu gemi Kahramanmaraş'a DVD yetiştirmeye çalışıyor. E şimdi garip olan durum şu: Kahramanmaraş bir deniz kenarında olan şehir değil, bir liman kenti değil. Yani bu gemi normalde Mersin, İskenderun, Antalya, İzmir ya da İstanbul'a giden bir gemi olsa anlaşılabilir ama hiç denizle alakası olmayan Kahramanmaraş'a bu gemi DVD yetiştirmek için e, yola çıktığını söylüyor. Bakın o dönem bu e, Simpsonların bu bölümünü izleyen Ayşe Kurnaz, bakın 3 yıl önce. Böyle bir yorum yapmış. Demiş ki Kahramanmaraş'ta çok büyük bir deprem bekleniyor. Acaba bu bölüm dünyanın her yerinden Kahramanmaraş'a yardım geleceğini mi ima ediyor? Yani Kahramanmaraş'ta çok büyük bir deprem olacak. Dünyanın her yerinden buraya yardım mı gelecek? Ben izleyince bunu anladım demiş. Önce o detayı size göstermek istiyorum. for that Turkish freighter. Gördüğünüz gibi enteresan bir durum ve benim aklıma ilk gelen şu şey oldu. Neden bu gemi Kahramanmaraş'a kuzeyde bir yer dizisinin ilk sezon DVD'lerini götürüyor? Yani bu gemi normalde başka bir şey de götürü olabilirdi. Bu senaryoyu yazanlar neden Böyle bir cümle kullanmışlar. Yani neden bir DVD, neden ilk sezon DVD'leri ve neden kuzeyde bir yerdisinin ilk sezon DVD'leri diye benim aklıma bir soru işareti geldi. Acaba bu kelimede bir şifre mi var diye benim direkt aklıma geometriye programı geldi. Tabi cümleyi İngilizce söylüyor. Season 1 Northern Exposer DVD's. Şimdi bu kelimeyi alıp ben geometriye koyduğumda karşıma çok şaşıracağınız bir detay çıktı. Öncelikle bilmeyenler için bu geometriya programı nedir ondan bahsetmek istiyorum. Gematria programı kelimelerin sayısal değerini veren bir program. Eski kabalistler bunu çok kullanmışlar. Çünkü onlara göre dünya bir simülasyon ve bir yazılım program dili var halil her kelimenin sayısal olarak bir karşılığı bir özel anlamı var. Aynı zamanda gizli örgütler kendi aralarında mesajlaşırken insanlar anlamasın diye oradaki sayısal kodları bu kelimelerle kodlamışlar, gizlemişler. Şimdi Gematria programına bu cümleyi yazdığımızda yani Kuzeyde bir yerdesin ilk sezon divideleri diye yazdığımızda e bakın karşımıza 2362 çıkıyor. Sayısal değeri 2362. E bu sayıya baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben şunu görüyorum. Bildiğiniz gibi onlarda önce A yazılıyor. Tersten bakın. 2. ayın 6'sı 2023. 2. ayın 6'sı 2023. Yani tersten okuduğunuzda ikinci ayın 6'sı 23 yani 6 Şubat 2023. Peki Kahramanmaraş'taki deprem ne zaman oldu? 6 Şubat 2023'te oldu. E şimdi geldi buna şaşırma. Kahramanmaraş ismi geçiyor ve oraya ne hikmetse bu gemi. E, kuzeyde bir yerdesin ilk sezon DVD'lerini götürdüğünü söylüyor. Yani başka bir şey de söyleyebilir. Neden bu kelimeyi seçmiş diye düşününce. E kelimeyi de geometri programına yazdığınızda bakın. Karşımıza 2362 kodu çıkıyor. E ben tersten baktığımda ikinci ayın 6'sı 2023'ü görüyorum. Hani sizler bu konuda ne düşüneceksiniz bilmiyorum ama benim açımdan çok şaşırtıcı bir durum ve kafam karma karışık. Abarttığımı düşünenler için basit bir örnek vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi üzerine çok konuştuğumuz dünyada gündem olan iPad Code 2 animasyonu var. Şimdi burada en başta bir tane keçi var ve anında 666 var kodu var. Ve şimdi bu iPad Code 2'nin biri yok. Direkt isim olarak iPad Code 2 koymuşlar. Neden sonuna 2 eklemişler diye bunun son cevabını arıyorsanız bu keçinin kafasının üzerinde anında olan 666 kodunu elde etmek için buraya 2'yi eklemişler. Bakın size göstermek istiyorum. Bakın şimdi geometri programı sadece iPad kod yazdığımızda sayısal değeri İbranice 332, İngilizce 558 ediyor. E şimdi sonuna o 2'yi eklediğimizde tekrar hesap edersek bakın şimdi karşımıza İngilizce sayısal değeri 666 çıkıyor. Yani 666 edebilmek için iPad kodu 2 yapmışlar. Biri olmadığı halde tamamen amaç 666 sayısal olarak elde etmek. O yüzden hiç kimse kusuruma bakmasın ama Simpson'ların bu Kahramanmaraş'la alakalı olan bölümünde orada hiç alakası şekilde işte Kuzey'de bir yer Disney sezon DVD'lerini götürüyor diye bir cümle kullanmaların ben boşuna olduğunu asla düşünmüyorum ki e bunu da yazınca geometri ya da karşımıza 2362 kodunun çıkması bunun da tersten baktığımızda ikinci ayın 6'sı 2023 çıkınca ve tam da bu tarihte Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem olunca insan bunu normal karşılamıyor. İnsanın kafasını karıştıran diğer bir konu şu. Simpsonlar'da Kahramanmaraş kelimesi karşımıza çıkmadan önce otobüs fren hakimiyetini sağlayamıyor ve uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Yani büyük bir kazaya sebebiyet veriyordu aslında. E şimdi bu Kahramanmaraş'taki deprem olmadan önce 6 ay önce... 20 Ağustos 2022 tarihinde aynı gün hem Gaziantep'te hem de Mardin'de iki büyük kaza oldu. Gaziantep'te bir otobüs işte hakimiyet sağlayamayıp e, burada büyük bir kazaya neden oldu. Bakın ne diyor haberde 15 ölü diyor. İki tane gazeteci, iki tane sağlık personeli, üç tane de itfaiyecinin öldüğünden bahsediyor. E şimdi ben tersten bu tarihleri okudum da bir 6. altı. Burada iki gazeteci var. 6-2, tersten 23. Yani Türkiye'de de bildiğiniz gibi ay ortaya yazılıyor. 6-2, 2023. 6 Şubat 2023 karşıma çıkıyor. Bakın 38 kişi bulunuyormuş işte o kaza yerinde. 3-8 daha 11. Kaza Gaziantep nisip arası 20. kilometrede yaşanmış. Burada 2 Şubat dayı. Yani burada o kadar çok 2 var ki. Direkt Şubat yine hatırlattırıyor. E bu kaza aynen Simpsonlarda Büyük Maraş depreminin geldiğinin habercisi miydi? E gariptir Gaziantep'te o büyük kazanın yaşandığın aynı günü Mardin'de de freni patlayan bir tır kalabalığa daldı. Gördüğünüz gibi 20 ölü 26 yaralı var. E şimdi Mardin'in plakası 47, 47 daha 11. Gaziantep'in plakası 27, 27 daha 9 karşımıza bir 911 kodu çıkıyor. E 911 kodu da büyük bir felaketin yaklaştığının habersi. Ve bakın burada da 26 yaralı diye bir detay karşımıza çıkıyor. Bu da 2. ayın 6'sı yani 6 Şubat gibi görüyorum. E burada da yine bir 2 karşımıza çıkmış. Acaba ta 20 Ağustos tarihindeki buradaki de 2. E şimdi Şubat tarihinde Büyük Kahramanmaraş depreminin felaketinin geldiğini önceden bu kaza haber mi veriyor? Bu büyük bir simülasyon içinde yoksa karşımızda dev bir organizasyon mu var? İnsanın kafası gerçekten şaşırıyor. Hani abarttığımı düşünenler mutlaka olacaktır ama ben öyle düşünmüyorum. Diğer önemli detaylar şunlar. Bu otobüs uçurundan uçup Kahramanmaraş'a giden gemiye düşünce bakın çocuklar yardım edin çağrısı yapıyor. Bu da Kahramanmaraş yardım çağrısı. Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem olacak. İnsanlar panikle yardım çağıracak. Aslında birebir işlenmiş gibi. Diğer bir önemli detay da Kahramanmaraş kelimesinden sonra karşımıza Kıbrıs'ı getiriyorlar. Kıbrıs'ı bölen beyzadeler diye bir tabir kullanıyor. Ben de bundan şunu anlıyorum. Kahramanmaraş'taki büyük depremden sonra bu sefer karşımıza Kıbrıs sorunu çıkartacaklar ki bölen kelimesini kullanmış. Ki Birleşmiş Netler'de hala bu dava ya da konu görüşülüyor. Her an Birleşmiş Milletler'de işte Kıbrıs'ı tek bir devlet kabul edip Rumlarla birleştirebilirler. E, haliyle Türkiye bunu bir savaş nedeni sayabilir ya da şu an Türkiye'nin olumsuz durumundan Yunanistan ada sorunlarını gündeme getirip adalara yerleşmeye çalışabilir. Ben bu Kıbrıs detayından her an Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkacağını düşünüyorum. Bu Kahramanmaraş'taki depremden sonra bu sefer karşımıza Kıbrıs ya da adalar sorunu üzerinden Türkiye ile Yunanistan arasından bir savaş çıkartacaklarına dair bir hissiyat gelişti. Diğer bir ilginç detay da Kıbrıs'tan sonra bu sefer karşımıza İstanbul'un bir zamanlar Konstantinopol olduğu konusunu işliyor ve en sonunda şöyle bir cümle kuruyor. En sonu bu cümleyle bitiriyor. Bir mehtaplı gecede İstanbul diyor. Ben bu görüntüye ve bu İstanbul vurgusuna bakınca Yunanistan'la aramızda bir savaş çıktıktan sonra ben İstanbul'un bombalanacağını tekrardan alınmak istediği ile alakalı bir vurgu görüyorum ki bunun vurguları diğer birçok yerde karşımıza çıkıyor. Hani insanın şaşırmaması elde bile değil ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu depremle alakalı ortada çok fazla soru işareti var ama şunu bilmek lazım. Yani bu depremde yıkılmayan 50 yıllık binalar var ama yıkılan yeni binalar var. Öncelikle burada en büyük problem Türkiye'deki müteahhitlerin, beton santrallerinin, işte inşaat sektöründe çalışan işçilerinin tamamen eğitimsiz, cahil ve tamamen namuslu olmamalarıyla alakalı maalesef malzemeden çalıyorlar. Hilekar bir toplumuz. Yani dürüst namuslu bir toplum olsaydık bu binaları gerçekten deprem bilinciyle yapmış olsaydık burada 7 büyüklüğünde deprem olduğunda binaların çoğu yıkılmazdı maalesef öncelikle en büyük suç bizde yani biz bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Bu ülkede sürekli 10 yılda bir büyük depremler oluyor ama ülke olarak maalesef bundan ders almıyoruz. Özellikle inşaat sektöründe çalışan insanlar çok cahil ve eğitimsiz. Ne demirden anlıyor, ne çimentodan anlıyor, ne betondan anlıyor, ne statikten anlıyor. Müteahhitler namuslu, dürüst değil. Beton santralleri de öyle. Yapı denetim firmaları var. işte beton laboratuvarları var ama maalesef Türkiye'de çok fazla rüşvet dönüyor. İnsanlar parayı çok seviyorlar. Dürüst namuslu insan bulmak çok zor. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize Aslında videoyu tamamlamıştım ama son anda bu detaylar aklıma geldi. Daha önce paylaşmıştım ama şimdi az önce paylaştığım detaylarda çok böyle uçuyorsunuz diye düşünenler varsa... E bu depremle alakalı çok fazla soru işaret var. Bakın depremden 3 gün önce 3 Şubat tarihinde gezegen dizimine göre deprem tahmini yapan bu kişi bizim Kahramanmaraş bölgesini göstererek 7,5 büyüklüğünde deprem olacağını tahmin etmiş. E tesadüfe bak ki 3 gün sonra tam da bu bölgede 7,5'tan büyük deprem oldu. E şimdi gezegen dizimine bakarak diyelim dünyada deprem olacağını bilebilir ama nokta atışı yer tespit etmesi ne kadar mantıklı? Yani yere nasıl tespit edebiliyor? Ya da bakın Türkiye'de astroloji üzerine tahminler yapan Lila Çisimli bu kişi 27 Ocak'ta böyle bir tweet atıyor. 29 Ocak'tan sonra Türkiye'de büyük bir deprem olacağını ve bir liderin öleceğini söylüyor. E şu tesadüfe bakın ki bu tweetten 10 gün sonra Türkiye'de büyük bir deprem oldu ve Deniz Baykal 11 Şubat'ta öldü. Yani hadi diyelim deprem olacağını tahmin edebildi ama bu kadar da nokta atışı nasıl bilebiliyorlar? Ya da depremden bir hafta önce bazı batılı ülkeler Türkiye'deki konsolosluğunu kapattı ve vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin dediler. Tesadüfe vakti bir hafta sonra Türkiye'de büyük bir deprem oluyor. Ya da diğer bir ilginç durum şu. AFAD 2019'da ulusal çapta bir deprem tatbikatı yapıyor. Ve tarih olarak 9-11 Ekim denk gelmiş. Şimdi karşımıza bir 9-11 kodu var. E 911'de büyük bir felaket yaşanacağını sayısal kodu. E şimdi yer olarak merkez olarak Kahramanmaraş merkez seçmişler. Yer olarak da Pazarcık'ta 7,5 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Bunun tatbikatını yapıyorlar ve 26 ilden insan katılıyor. Şimdi yeri tespit etmiş. Tam pazarcıkta oluyor deprem. E şimdi büyüklüğünü neredeyse bilmiş. Bir de 26 ilden katılım olmuş. E 2-6, 2. ayın 6'sı 6 Şubat. Neredeyse tarihi de bilmiş. Diğer bir detay da şu. Türkiye tarihinin en büyük deprem tatbikatı 12 Kasım 2022'de yapıldı. Yani depremden 3 ay önce yapıldı. Ve tesadüfe bak 3 ay sonra Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Profesör Doktor Naci Görür 2019, 2020, 2021, 2022'de 4 yıl boyunca Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair sürekli uyarıları da bulmuş. Yani normalde burada 1500 yıllardan beri deprem olmuyormuş. 500 yıldır deprem olmayan bir yerde tesadüf ve bak ki Naci Görür 3 yıl üstte boyunca Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olacağını söylüyor ve gerçekleşiyor. E diğer bir detay da şu. internetten videosunu bulup izleyebilirsiniz. Kahramanmaraş İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukkal 3 Ağustos tarihinde yani depremden 6 ay önce bir konuşma yapıyor. Konuşmasında diyor ki işte Kahramanmaraş'taki deprem her an olmak üzere iki farklı fayda 7'den büyük iki tane deprem bekleniyor diye bir açıklama yapıyor. Tesadüfe bak ki 6 ay sonra tam da dediği şekilde iki tane fark fayda 7'den büyük iki tane deprem gerçekleşiyor. Diğer bir tuhaf durumda şu eti 18 Ocak tarihinde afet ve acil durumlarda ücretsiz olarak dağıtılmak üzere bu püsküvütü tasarladığını duyuruyor. Üzerinde 11 vitamin ve 5 mineral varmış. Ve tesadüfe bak ki bu püsküvütten 20 gün sonra karşımıza Türkiye tarihinin en büyük depremi çıktı. Diğer bir garip durumda şu depremden yaklaşık 11 gün önce Yunanistan Başbakanı bu şekilde bir açıklama yapıyor. 25 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı o gün işte Yunanistan'a bir gece ansızın gelebilirim demişti. O da cevap olarak bakın ne demiş. Bir gece ansızın gelmekle övünenler bir sabah acı gerçeğe uyanabilirler demiş. Ve tesadüfe bak ki 11 gün sonra Türkiye bir sabah acı bir depreme uyandı. Siz bu konuda ne düşüneceksiniz bilmiyorum ama bana bu kadar tesadüf hiç de normal gelmiyor. Ya bir simülasyon içindeyiz ve simülasyonda yazılım sürekli bize uyarı vermeye çalışıyor. Ya da devasa bir organizasyon içindeyiz ve her taraftan kuşatılmış durumdayız. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın tekrardan.